Bu videoda orantılı ilişkiler hakkında konuşacağız. Orantılı ilişki, aralarındaki oran eş değer olan değişkenler arasındaki ilişki. Bunun kulağa biraz garip, biraz da karmaşık geldiğinin şu anda farkındayım. Birazdan göreceğimiz örnekler ile her şey açığa kavuşacak. Sakın meraklanmayın. Şimdi bir şeyler pişireceğimizi düşünelim. Ee, mesela pankek. Evet. E, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Pankek. Her neyse. Son zamanlarda ne kadar da çok şey pişirdim aslında. Öyle değil mi? Baya ee, mutfakta mahir olduğumu da gördünüz sanırım. Her neyse. Bu pankekler için kullanacağım yumurta sayısına karşın kaç bardak süte ihtiyacım olduğunu biliyorum. Buraya yumurta sayısı yazalım ve buraya da süt için bardak sayısı ve tarife göre bir yumurta için iki bardak süte ihtiyacım ihtiyacımız var. O halde 3 yumurta içinde 6 bardak süte ihtiyaç var. Devam edelim. 12 yumurta içinde 24 bardak süt kullanmam gerekiyor. Sizce yumurta sayısı ve kaç bardak süt kullanacağımız arasında orantılı bir ilişki var mıdır? Buna karar verebilmek için iki değişken arasındaki orana bakmamız lazım. Demek istediğim yumurta sayısının süte ya da sütün tabii ki de bardak olarak ölçüyoruz. Yumurta sayısına oranına bakıp bu oranların buradaki tüm senaryolar için aynı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Buraya bir sütun daha çizelim ve bu sütuna da yumurta sayısının süte oranı diyelim. Peki, birinci senaryoda bir yumurta için iki bardak süte ihtiyacımız var. Yani oran 1'e 2. İkinci de 3'e 6 ve üçüncüde de de 12'ye 24. Şimdi sizce bunlar eşit midir? 1'den 3'e geçmek için 3 çarparız öyle değil mi? 2'den 6'ya geçmek için de. ikisini de 3 ile çarptığımızı gördünüz değil mi? Benzer bir şekilde 3'ten 12'ye geçmek için 4 ile çarparken 6'dan 24'e geçmek için de 4 ile çarparız. O halde bunlar eşit oranlardır diyebiliriz. 1'e 2, 3'e 6 ve 12'ye 24. Her senaryoda kullanacağımız sütün yumurta sayısının 2 katı olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Bu yüzden de orantılıdır diyorum. Evet, isterseniz bir de orantılı olmayan bir ilişki görelim. Yine pişirme ile alakalı bir örnek vereceğim. Evet, bu defa da bir pastaneye gidiyoruz ve pastaların kaç kişilik olduklarına göre fiyatlarının nasıl değiştiklerine bakıyoruz. Buraya kişi sayısını ve buraya da pastanın fiyatını yazalım sütunları da çizelim ve diyelim ki 10 kişilik bir pasta 20 lira olsun 20 kişilik pasta 30 lira olsun ve 40 kişilik pasta da 40 lira olsun. Hadi bakalım şimdi hemen videoyu durdurun ve bunun orantılı bir ilişki olup olmadığına karar vermeye çalışın. Tabi neden orantılı olduğunu ya da neden orantılı olmadığını da düşünmenizi istiyorum. Şimdi hemen oranlara bakalım. Buradaki değişkenler kişi sayısı ve pastanın fiyatı. Kişi sayısının fiyata olan oranına bakarsak, birinci de bu 10'a 20. İkinci de 20'ye 30 ve üçüncü de ise 40'a 40. Bunların eşit oranlar olup olmadıklarına karar vermek için bir bakalım birinci de 10'dan 20'ye geçmek için 2 ile çarpıyoruz öyle değil mi? Ama 20'den 30'a geçerken 2 ile değil. 1,5 buçukla çarpmamız gerekiyor. Benzer bir şekilde 20'den 40'a geçerken 2 ile çarpıyoruz ama 30'dan 40'a geçerken 2 ile değil 1 tam 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Gördüğünüz gibi kişi sayısını çarptığımız sayılar fiyatları çarptığımız sayılarla aynı değil. Bu da bu ilişkinin orantılı olmadığı anlamına geliyor. Orantılı ilişkilerde değişkenler arasındaki oranın aynı olması gerekiyordu. İsterseniz bir değişkeni diğer değişkeni aynı sayıyla çarparak bulmamız gerektiğini de düşünebilirsiniz. Mesela burada bardak sayısını yumurta sayısını 2 ile çarparak bulabiliyor iddik. Hemen not edeyim. Bardak sayısı eşittir 2 çarpı yumurta sayısı bu arada bu sayıya da orantı sabiti adı verilir. Bu örnekte ise buna benzer bir eşitlik kuramayız. O halde tekrarlamak gerekirse orantılı ilişkilerde değişkenler arasındaki oranlar eşittir ve bir orantı sabiti kullanarak buna benzeyen bir eşitlik kurabiliriz.